Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Bendeniz evinizin ücretsiz teknisyeni Nurullah Zengin. Sizlere bu kanalımda evde kullandığınız elektrikli ev aletleri hakkında pratik bilgiler, basit çözümleri sizlerle paylaşıyorum değerli takipçiler. Bugün yine çok güzel bir konumuzdan bahsedeceğim. Yanımda bir adet Profilo Multiplas makinem var. 7 kilogram makinem. Bunların 5 kilosu var, 7 kilosu var. Yani farklı farklı kilogramda olan ve modeli değişik olan ürünlerim. Mesela burada CM0801 GTR, bu 1001 TR, farklı modeller oluyor. Yani şu ekranı görüyorsanız siz makinenizde şu ön panonuz varsa, bu makineye benziyorsa şu an anlatacaklarım sizin makinenize de uyabilir. Yani Profilo Multiplas çamaşır makinem, arıza resetlememi nasıl yaparım diye arıyorsanız bu videomda bunların hepsini bulabilirsiniz değerli takipçiler. Örneğin makinenizde hata var mı? Bunu öğrenmek istiyorsanız hata kodu görme, hata kodu silme, arıza resetleme, hafıza silme gibi seçeneklerimizi şu an göstereceğiz. Hepsi aynı programda göreceksiniz değerli takipçiler. Kanalıma aşağıdan abone olup şu anki videoma like atıp beğeni atarsanız sevinirim. Bir probleminiz var, çözemiyorsanız bunun hakkında video çekmemi istiyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Onu da listeye alırız. Çözüm yolunu sizlerle sırayla paylaşırız değerli takipçiler. Ve ayrıca katıl butonumuz da aktif oldu. 3 adet paketimiz var katıl butonunda. Katıl butonundan da bizlere yardımcı olup ufak tefek bağış yapmak istiyorsanız, çünkü bizlere bazen abi sana yardımcı olmak istiyoruz, bizlere bu kadar bilgi verdin, beni şu dertten kurtardın diyen kişiler çok oluyor. Ben hani kimseye IBAN vermiyorum, vermek de istemiyorum. O yüzden hani kanalıma destek olup bağış yapmak isterseniz aşağıdan katıl butonundan bizlere bağış yapabilirsiniz. Aylık olarak ufak tefek 15 lira gibi paketlerimiz var, 30 liralık paketimiz var. O şekilde bağış yapabilirsiniz. Bizde kamera ekipmanlarımız, mikrofon olsun, sizlere burada yardımcı olmak amaçlı kullanmak için bu bağışları kullanırız değerli takipçiler. İsterseniz kameramızı yakınlaştıralım. Yakından hep birlikte görelim değerli takipçiler. İlk önce başlat düğmeme basılı tutuyorum. Makine kapalıyken, kapalı konumdayken. Daha sonra sentetik normal programına bir tuş yan tarafa kaydırıyorum. Kaydırdım. Başlatta elim hala bekliyor bakın. Hala basılı. Ve ekranım geldi. Ekran geldikten sonra salabiliyorum. Ekranımda 8888 şeklinde yazı olacak. Yani hata olmadığını gösteriyor. Eğer ki makinenizde bir hata varsa burada hata kodu belirtir. E18, F18 gibi hani su boşaltmama problemlerinde o şekilde hatalar verir. Eğer ki makinenizi devam ettirmek istiyorsanız da şu şekilde tekrardan bastığınız zaman, şunu da söyleyeyim. Eğer ekranda hata varsa bu şekilde bir daha başlat düğmesine basın. Buraya gelecektir. Daha sonra bir daha başlat tuşuna bastığımız zaman bakın şu şekilde otomatik hafızayı aktaracak. Kapımız kilitlememiş. O yüzden yapıyormuş. Aktarmamış. Evet. Şu an aktardı. Bu cihazımda tuşlarda bir sorun var. Bir kere bastım. Suyumu almaya başladı cihazım. Diğer takipçiler mesela sizin de başınıza bu şekilde gelebilir. Başlattığınız devam etmiyorsa kapıyı bir kere bir yoklayın. Açıp kapatın. Kapı mandalı, yani kapak kilitlemiyor olabilir bazen. Bu cihazda da aynı şekilde oldu. Biz hani alıştığımız için açıp kapatıyoruz. Kapının kilitlemediğini biliyoruz. Mesela biraz önce tuş takılı kaldı. Şu şekilde bastım, takılı kaldı. Bunlar da olabiliyor. Bunun da zaten bir panoyla alakalı sıkıntısı var. Onu da çözeceğiz. Sizlere göstermek amaçlı çekiyorum videomu zaten. Pause'ya geçti. Bir kere daha bastık. Bir kere daha bastım. Kaldığı yerden test aşamasına devam ediyoruz şu an. İlk su alma aşamasını deniyor. Sizlerle adım adım göreceğiz. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde suyu alsın. Videomu devam ettireceğim. Hemen beklemeye alıyorum. Evet, şu an cihazım suyunu aldı. Kazan dönmeye başladı. Ve bir yandan da su boşaltmaya geçti. Şu an suyunu boşaltıyor. Kendini otomatik test ediyor ve şurada motorun döndüğü devri görebilirsiniz dönerken. Suyu aldı, direkt boşaltma yaptı. İçerisinde bizim hortumlarımız olduğu için biraz garip ses duyabilirsiniz değerli takipçiler. Şu an 50 devirde dönüyor makinemiz. Evet, suyumuz da boşalttı şu an cihazımız. Test aşamasına devam ediyor. Yani şu an bu işlemi yaptıktan sonra makinenizde hata varsa hatayı giderebilirsiniz değerli takipçiler. Bak şu anda sıkma yapacak. Sıkma devrini görüyorsunuz. %1. Hep birlikte adımları tek tek görelim değerli takipçiler. Makinamız şu an sıkmaya geçti. Çok garip sesler gelebilir. Makinamızda, kazanda sorun var. Burada makinamız, çünkü sizler için çalıştırıyorum cihazımı. Evet, bu işlemi bitirdikten sonra buradan kapatıyoruz. İsterseniz beklemeyebilirsiniz. Şu şekilde kapattım. Kapalıya getirdim. Tekrardan cihazımı açtım. Makinem sıfırlamış şekilde, beyni sıfırlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra makinemiz hem beyni resetledi, hem hatayı sildi, hem de fabrika ayarlarına geri döndü değerli takipçiler. Evet değerli takipçiler, Profilo Multiplas makinamızda da arıza resetleme bu şekilde. Sizlere tüm markaların arıza resetlemelerini de bu kanalımda göstereceğim. Arçelik, Beko olsun, Bosch olsun, hepsini kanalımda gösterdim zaten. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın değerli takipçiler. Takip edip abone olursanız çok sevinirim. Bizler sizlere destek veriyoruz. Butonumuz da aktif oldu. 3 adet paketimiz var katıl butonunda. Katıl butonundan da bizlere yardımcı olup ufak tefek bağış yapmak istiyorsanız, çünkü bizlere bazen abi sana yardımcı olmak istiyoruz, bizlere bu kadar bilgi verdin, beni şu dertten kurtardın diyen kişiler çok oluyor. Ben hani kimseye IBAN vermiyorum, vermek de istemiyorum. O yüzden hani kanalıma destek olup bağış yapmak isterseniz aşağıdan katıl butonundan bizlere bağış yapabilirsiniz. Aylık olarak ufak tefek 15 lira gibi paketlerimiz var, 30 liralık paketimiz var. O şekilde bağış yapabilirsiniz. Biz de kamera ekipmanlarımız, mikrofonu olsun, sizlere burada yardımcı olmak amaçlı kullanmak için bu bağışları kullanırız değerli takipçiler. Sizler de bizlere destek olun. İyi günler dilerim. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler efendim.